Şöyle bir kalkayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepimizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize inşallah. Evet arkadaşlar, her gün olduğu gibi yine bugün camimize gittik geldik. Bu arada bu sabah ben bir arkadaşımın yanına işe gitmek zorunda kaldım. Şimdi 2 haftalığına çalışacağım arkadaşlar. Aslında işi bıraktıydım biliyorsunuz ama arkadaşım zor durumda kalmış, rica ettim. Yeniden tekrar fetretim olarak gitmek şeyine kaldım. Bakalım sonumuz ne olacaksa inşallah. Aslında hiç istemiyordum ama o da çok rica etti. Gerçekten de yalnız kalmış, kimse yokmuş yanında. Onun için sabah işe gittim geldim arkadaşlar. Ondan sonra biraz dinlendim. Sonra da camiye gittim geldim. Özlem'den Özge de bugün Özge'nin işine beraber gittiler. Çocukları bana bıraktılar. Ben çocuklara baktım orada. Onları gönderdim. Şimdi ben çocuklar gitmeden bu biber fidelerini çoktan beri normalde niyetim fidelemekti ama bir türlü zamanım olmadı. Farkındaysanız her gün bir şey oluyor. Ama bunları artık baktım bayağı bir büyümeye başladılar. Bir de çok böyle şey yukarıda kalmışlar. Ben bunları ekerken biraz azıcık derine ekmemişim herhalde. Çimleri çıkıyor içinden. Baktım böyle sallanıyorlar böyle bir yana. Şimdi böyle bir tane hazır vardı. Altına bez serdim bunu böyle bir eski bez serdim. Şimdi burayı bunu ıslattım. Bunu şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Bunları fidelleyeceğiz inşallah. Bu şekilde bahçe işlerini ihmal etmiyoruz. Aslında bu sabah yine tekrar iş yerinden çiçek aldım geldim. Çiçekler gelmiş dükkana. Niyetim bugün hava biraz iyi olsaydı çiçek dikmekti. Ama eşim dedi ki hatta aldığımız çiçekleri de bahçe evine ütenin içine koydu. Dedi ki yarın büyük bir fırtına gelecek. Sakın dedi dikme onları. Onun içinden dikemedim arkadaşlar. Şu çıkmış şöyle kafanı açayım. Onun içinden dikemedim arkadaşlar. Onları bahçe evine yerleştirdik. Onları sonra dikeceğiz. Ne yapıyoruz? Şu küçük küçük olanları var ya. Bakın arkadaşlar. Bakın şunları böyle böyle alıp. Şöyle buraları fideleyeceğiz inşallah. Onlar biraz daha orada çimlensin. Daha biraz büyüsün. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuhasir. Rabbi temmin bil hayır. Bu şekilde arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Mübarek günler geldi gidiyor. Gördüğünüz gibi hiç gelmemiş gibi, hiç görmemişiz gibi. Tabii ki öyle değil. Rabbim mükafatını verecek inşallah ama misal demek istediğim o kadar çabuk geçiyor ki bu sene daha çabuk geçti gibi geldi bana. Ben gerçekten çok şeyim. Çıkan sene ben iki işe birden gidiyordum arkadaşlar. İki işe birden gittiğim için biraz yorucu geçiyordu. Bu sene evdeyim ya, o kadar güzel geçiyor ki Rabbime şükürler olsun. Bol bol Kur'an'larımı okuyabiliyorum. Elhamdülillah evde de bir cüz bitirmiş olacağım şimdi inşallah. Hoca ile birlikte devam okuyorum. Camideki mukavveleden hariç kendim evde okuyorum arkadaşlar. Rabbim kabul etsin. Bir arkadaşımız yazmış. Keşke Fatma Hanım ben de Kur'an okuyabilsem diye. Arkadaşlar size en yakın zamanda bilmeyenlere en yakın zamanda Kur'an öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Eğer Kur'an'ı bilmiyorsanız hayatınızda çok büyük bir kayıp var demektir. Gerçekten en yakın zamanda öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bakın benim öğrenmeye başladığımda o kadar zordu ki camide bayan hocamız falan öyle fazla yoktu. Camide çocuklara eğitim verecek 2 tane bayan hocamız vardı. Onlar da çocuklara eğitim veriyorlardı. Bayanlara ders vermeye zamanları yoktu. O kadar yoğundu. Ben inanır mısınız Kur'an'ı öğrenmeye başladığımda onlara gidiyordum. Çocuklarla birlikte camide ders alıyordum. Hatta çocuklar diyormuşlar ki anne anne böyle böyle Fatma yenge de bizden camide ders aldı hocadan. O da camideydi diye. Ben eve gidince çocuklar annelerine söylüyormuşlar. Anlatıyormuşlar yani. Çocuklar beni görünce gülüyordular. Demek istediğim Kur'an'ın yaşı yok. Ama okumamız lazım gerçekten yani okumayı öğrenmemiz lazım. Allah herkese en yakın zamanda öğrenip okuyup hayatına geçirmeyi nasip etsin inşallah. Dediğim gibi eğer bilmiyorsanız hayatınızda çok büyük bir eksik var demektir. Öyle söyleyeyim size o kadar yani. Bu şekilde böyle ara ara bakın arkadaşlar böyle bir fideliyorum bunları ben. Şimdi seyretmiş olacağım hem. O zaman daha bir verimli, daha bir kökleri sağlam olur inşallah. Bahçe işleri yapanlar bilir bunu. Bu bir
bir tür fideyi gevşetmek yani. O zaman onların kökleri de kalın olur. Bunlar da biraz kalın olur. Yoksa ki onlar çok şey olmuş. Onları da bir yerden geçmem lazım. Bu şekilde işimize devam. He, bu akşam yemeği yok bizim. Bu arada iftara davetliyiz. Olmaz dediysek de yok dediler. Bakalım inşallah iftarı hemen yapıp acele geleceğiz bu arada. Kalmayacağız çünkü biliyorsunuz yasaklar var. Evet arkadaşlar, biz sabahtan beri ablamla dışarılardaydık. Ablamın alışveriş yapması lazımdı. Birkaç bir şeyler ben de aldım. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Bakkaldan şöyle nektarin aldım. Çilek aldım 2 paket. Şöyle en sevdiğim biliyorsunuz. Caneri'yi aldım 2 tane bu sefer bunlar. 1,99'a ucuzlamış bakın. 2 paket erik aldım. Şöyle 3 tane de salatalık aldım. Şu Oylum'un yulaflı kremalı bisküvisini aldım. Bu yeni gelmiş galiba. Ben bunu daha öncesinde görmemiştim. Bir de şöyle Supank'le aldım. Bakkaldan aldıklarım bu kadardı. Sonra Kaufland'a girdik. Kaufland'dan şöyle kaşar aldım. Dilimlenmiş kaşar. Konuşamadım. Şöyle Cetolar'dan aldım. Bu yeni çıkmış Cookies and Cream'li. Bir tane bundan aldım. Bir de Milka'nın şu bisküvisini çok seviyorum. Ortası ayrıyetten tekrar çikolatalı. Bir de bunu aldım iftardan sonra. Canım böyle tatlı bir şeyler çekiyor bazen. Onun için bunları aldım. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Ben şimdi Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyisindir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. Evet, biz ne yaptık? Sabah işten geldik arkadaşlar. Bizim melek başkanımız geçen gün dedi ki Fatoş'um ben dedi su bere yapacağım. Bana yardım etmeniz lazım dedi. Dedim ki yaparız, bir tane su böreği versin akşam kızartırız dedim. Demedim aslında da şimdi duydu yani böyle herhalde. Dedim yaparız meleğim ne demek, sen yeter ki iste. Evet işten geldim, eve gittim biraz arkadaşlar. Şimdi geldik, arkadaşım hamuru falan hazırlamış her şeyi. Şimdi içeride öbür arkadaşlar da peyniri falan hazırlıyorlar. Onlar bir de ordulu arkadaşım benim, kıvak kesiyorlar. Kıvak derken bir tuzsuz yoğurt gibi bir şey var burada. Onu suyla kestirip çökelek gibi bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Onu da atıyorlar. Hep peynir atmıyorlar. Evet şimdi oturduk biz. Şimdi arkadaşımla pezileri yapacağız.
Sizlere bir çekim yapayım dedim. Bir de bir açılış yapayım dedim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İnşallah Rabbim hastalık, sağlık. Ya hastalık vermesin, sağlık versin cümlemiz arkadaşlar. Sizlere bir hamuru bir göstereyim bakayım. Evet arkadaşlar, arkadaşım burayı sofraya hazırlamış. Şimdi bezeleri yapacağız. Bezeleri yapacağız inşallah. 10 kilodan yoğurmuş herhalde. Bakın bunlar sadece yumurtayla yoğuruyor. Bir de taze çiftlik yumurtası olması lazım. Bak maşallah sakız gibi yoğurmuş hamuru. Şimdi bunları biz beze yapıp sonra hamurları açacağız. 3 arkadaş açacağız. 2 arkadaş da pişirmesini yapacaklar. Ben sizlere bunları böyle aşama aşama göstereceğim inşallah. Arkadaşlar bu arada arkadaşım bahçeye teras yaptırdı. Normalde sürekli gelip oturuyoruz burada biliyorsunuz. Bakın terasını yaptırdı. Çok güzel oldu. Güle güle kullansın. Kız Melek bu biberler ne oldu böyle? Tütü maşallah. Ben de benim biberleri büyüdü zannediyordum. Kız seninkiler benden daha büyük ya. Maşallah subhanallah. Allah çok güzel olmuşlar. Hadi inşallah görüşmek üzere bakalım arkadaşlar. Sizlerle ara paylaşım yapacağım inşallah. Acayip rüzgar var bugün. Hava çok rüzgarlı. Gerçek gece saat 3'ten beri bu şekilde hiç durmadan rüzgar ve yağmur var. Allah sonumuzu hayır etsin, insan korkuyor. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz böyle mutfağın ortasına büyük aygazı bir koyduk böyle tüp ocak. Üzerine büyük tencere böyle suyumuz. 11 kilodan yaptık arkadaşlar. Büyük bir çalışma içindeydik. 6 tane bayandık. 6 mıydık? 5 tane bayan. 5 tane bayan. İkisi pişirdi. Üçümüzü açtık. Biliyorsunuz su böreğinin hamuru biraz sert olduğu için bayağı bir uğraştık ama elhamdülillah çok güzel oldu. Bakın böyle şöyle göstereyim size. Bu şekilde burada arkadaşımız içine tereyağı da döküyor. Bakın böyle eritmiş. Bu biraz kıymalı hazırlamış. Kıymalı yapıyor. Bakın burası böyle su böreği. Gördüğünüz gibi. Burası böyle su bereyi. Daha içeride de var. Böyle oturma odasına kurulduk. Bakın arkadaşlar. Böyle bir ortaya kurulduk. Artı çekim yapıyorum bak. Böyle yufkalarımızı açtık. Böyle serdik. Biraz alındılar. Toplayıp hemen suyun içine ikimiz atıp böyle. Arkadaşım açıyor hala. O da bitirdi. Elleri kolladı. Bakın her taraf böyle. Peri perişan. Yapacak bir şey yok. Orada börekler var. Her yer börek oldu. Ama güzel oldu. Ellerinize sağlık. Hemen ben pişirmeye geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünün de öyle böyle sonuna geldik. 2 günlük vlogu biz bugünlük yaptık. Dün fazla bir şey çekememiştik zaten. Onun içinden bugün arkadaşıma su böreği yaptık. Ben sabah işten eve geldim. Tekrar hiç fazla durmadan arkadaşıma gittim. Sabah 9'dan beri saat tam 2.30'du işimiz. Tam 2.7 işimizin bittiği arkadaşlar. Arkadaşımıza 11 kilodan bundan su böreği yaptık. Bayağı bir oldu. O zaten bir tamamen komple yapıyor. Artık o ona epey bir yetiyor. Sağ olsun birer tane de bize verdi. Allah razı olsun. Ben de onu bu akşam kısaltacaktım ama Özge de bu akşam ablasına geçecekmiş. Onun için bu akşam öyle yemekler yok arkadaşlar. Ablası çekerse çeker artık. Evet orada çekim yaparım. Burada yazılık yok artık. Allah razı olsun. Özge de evin işini yapmış. Temizlemiş her yer arkadaşlar. Ben geldim. Şimdi biraz Kur'an okuyorum. Biraz dinleneceğim. Bu arada Özge de ablasıyla işe gidecek. Ben de çocuklara bakacağım yine tekrar. Dün akşam da arkadaşımıza gittik iftara. Böyle koştur koştur gittik. Koştur koştur geldik. Sıkıntı olmasın diye arkadaşlar. Biliyorsunuz saat ondan sonra çıkma yasağı var dışarı diye. Bu şekilde arkadaşlar bugünlerimiz de böyle geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi en son kalan yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir taraftan da uyku gözlerinden gidiyor. Çünkü dün gece saat 3 saat uykuyla duruyorum. Niye öyle? Saat 12'de yattım. 3.30 gibi kalktım. Artık şeydi, sıfır 20'ydi. İşte namazı beklederken ondan 2 saatim geldi. Hiç inanın 3 saat uykuyla duruyorum şimdi. Artık biraz dinlenmeye çekilirim herhalde. Özge de gidin işte ama çocuklar gerçi şey öyle ses çıkmaz. Kaynamaz. Aynen. Açarım. Bu şekilde arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Göndermiş olduğunuz güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun. Çok güzel yorum yazan arkadaşlar olmuş. Hepinizden de Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.